Arezşahlar Devleti'nin son hükümdarı, ismi, Mengüberti, lakabı Celileddin'dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası, Harezmşah Devleti Sultanı Algüddin Muhammed, annesi Ayıcıçek Hatun'dur. Babasının 1220 yılında vefatı üzerine Harezmşah Sultanı oldu. 1231 yılında şehit edildi. Celeddin Harezmşah, Küçük yaştan itibaren ehil kimseler elinde yetiştirildi. Gazne ve çevresinin valiliğine tiyin edildi, iyi bir idareci, güçlü bir komutan olarak yetişmesine gayret edildi. Babasının bütün seferlerinde yanında bulunarak başarısına yardımcı oldu, tecrübesini arttırdı. Babası Sultan Algüttin, büyük bir güç halinde yayılan ve gittikleri yerleri istili edip, görülmemiş zulümler yapan Moğollara ve bunların zilim hanı Cengiz'e karşı devamlı mücadele veriyordu. Celleddin Harezmşah, Cengiz'in oğlu Kucu kumandasındaki Moğol ordusuyla, 1216'de yapılan muharebede sağ cenah kumandanlığını yaptı ve bozulmaya başlayan Türk ordusuna zaferi kazandırdı. Devlet Abid yakınlarında son defa Moğolların karşısına çıkan Sultan Algüddin Muhammed, burada mağlup oldu. Abiskun'da bir adaya sığındıysa da kısa bir müddet sonra burada hastalanarak, 1220 senesinde vefat etti. Tarihler, Celleddin Harezmşah'ın Cengiz'in hücumuna karşı Maverane şehirlerini ayrı ayrı müdafaa etmek yerine bütün kuvvetlerle hücum etmeyi babasına tavsiye ettiğini, ancak bu teklifini kabul ettiremediğinden, Cengiz'in, dağılmış durumda olan Türk kuvvetlerini ayrı ayrı imha ettiğini yazarlar. Sultan Algüddin Muhammed, annesi Terken Hatun'un arzusu ile küçük oğlu Uzlag'ı veliahtiğin etmişti. Ancak ölümünden bir müddet önce, devleti, maruz bulunduğu tehlikeden büyük oğlu Celaleddin'in kurtarabileceğini düşünerek, onu veliahtiğin ve şehzadelere de ona tibi olmalarını vasiyet etti babasının vefatından sonra bazı Türk emirleri, Celileddin'in tahta çıkmasını istemediklerinden bir suikast düzenleyip, öldürmek istediyseler de, Celileddin, Harezm'den Horasan'a gitmek suretiyle bu tehlikeden kurtuldu. Cengiz tehlikesinden dolayı Harezm'de kalamayacaklarını anlayan kardeşlerinden ikisi de onu takip ettiler. Ancak yolda Moğollar tarafından şehit edildiler. Moğollarla mücadele etti. Celeddin Harezmşah ise Moğol takip kuvvetlerini mağlup edip, tehlikeli bir yolculuktan sonra Gazne'ye vasıl oldu. Gazne'de tekrar kuvvet toplamaya başladı. Cengiz Han, Celeddin Harezmşah'a çok önem veriyordu. Ona karşı, yenilmez Noyan, ünvanı ile anılan komutanını gönderdi. Parvan civarında iki gün devam eden şiddetli çarpışma neticesinde Moğollar perişan edildiler. Ancak savaştan sonra kumandanlar arasında ganamet ihtilafından dolayı çıkan anlaşmazlık sebebiyle, bu zaferden istifide edilemedi. Emirlerin birçoğu, askerlerini alıp kendi yurtlarına döndüler. Şayet Türk ordusu dağılmamış olsaydı, bu sıralarda Hindikuş dağlarını aşmakta olan asıl Moğol ordusunu durdurabilirlerdi. Moğollar, Gazne'yi ele geçirdiler. Sindırmağı kıyılarına çekilen Celleddin Harezmşo, Indus sahilinde Moğollarla savaştı. Moğol hükümdarı Cengiz'in bizzat katıldığı bu savaşta, Celleddin Harezmşah mağlup oldu. Kuvvetlerini toplayıp, alelacele yapılan gemilerle karşıya geçmek üzere yola çıktılar, ancak geminin nehrin ortasında parçalanması üzerine pek çok askeri boldu. Atıyla nehri geçmeye muvaffak olan Celleddin Harezmşo, boğulmaktan kurtulan adamları ile Hindistan'a gidip, orada 3 yıl kaldı. 1224'te Harezm'e dönüp, Moğollarla yeniden mücadeleye karar veren Celleddin, Kirman'a geldi. Buranın hakimi Barak Hacı, itaatini arz ederek Celleddin Harezmşah adına Kirman'ı idareye başladı. Buradan Atabek saat bin Zengi'nin hükümdarı bulunduğu Fars'a geldi. Onun kızı ile evlendi. Böylece Harezmşoh devletini yeniden tesise çalışan Celleddin Mengübert'i, bundan sonra İsvehan ve Irak'ı Acem'e ilerleyerek, burada bulunan kardeşi Gıyaseddin Pirşah'ın itaatini sağladı. Hindistan, reislerini de kendisine bağladıktan sonra, Moğollarla mücadeleye başladı. 1225'de Tebriz'i alarak karargahını buraya nakletti. Anadolu'da hüküm süren Sultan Algeddin Keykuba'da ve Mısır ve Suriye'de hakimiyet süren Eyüp'i meliklerine elçiler göndererek, Moğollara karşı yardım istedi. Diğer taraftan bir asırdan beri Arran, Azerbaycan ve Şarkı Anadolu'daki İslam emaret ve hükümetlerine karşı galip ve tehditkar bir vaziyette bulunan Gürcülere ezmek için Gürcistan Krallığını istile ederek, 1226-H-623 de Tiflis'i aldı. Bu sırada isyan eden Barak Hacip ve Azerbaycan Türkmenlerinin isyanlarını bastırdı. Bir ara ahlatı kuşattı ise de, Türkmenlerin yeniden karışıklık çıkarmaları üzerine Azerbaycan'a döndü ve Türkmenleri cezalandırdı. Şu Tebriz'de geçirdiği sırada, Gürcülerin Tiflis'i yeniden ele geçirip oradaki askerlerin öldürüldüğünü öğrendi. 1227 H624 de Tiflis üzerine yürüyen Celleddin Harezmişa, şehrin yakılıp terk edildiğini gördü. Bu sırada Batınilerin, Gence Valisi Orhan'ı öldürdüklerini öğrenen Sultan, onların memleketine girerek Alamut ve Kumis Havalisini tedip edip, cezalandırdı. Sultan bu şekilde ülke içindeki karışıklıklarla meşgulken, Moğol kuvvetlerinden bir birliğin Damgan civarına geldiğini öğrenip, hızla üzerlerine gitti ve onları mağlup etti. Eyyibilere karşı 1228'de bir sefer hazırlığı içinde olan Celleddin Harezmişa, Moğolların, Ceyhun'u geçip Irak'ka Acem'e yürüdüklerini haber aldı. 26 Ağustos 1228'de İsvehan önünde meydana gelen Türk-Moğol savaşında Sultan Celleddin Harezmişa, kardeşi Göseddin'in ihanetine rağmen Moğolları hezimete uğrattı. Takip esnasında Moğolların kurduğu tuzağa düşen Celleddin Harezmşah'ın sol cenahı bozuldu. Zor kurtulan Sultan, Luristan'a giderken, Moğollar da perişan bir vaziyette olduklarından takip edemeyip geri döndüler. Bir hafta sonra İsfahan'a dönen Sultan Celleddin Harezmşah, yeniden kuvvet toplamaya başladı. Kardeşi Gıyaseddin ise, önce Alamut'a giderek Batınilere iltica ettiyse de daha sonra gittiği Kirman'da öldürüldü. Sultan ünvanını aldı. Sultan Celleddin Harezmşa, Azerbaycan'a dönüp memleketin bozulmuş durumunu yeniden düzeltmekle meşgulken, 1229'da Gürcüler yeniden isyan ettiler. Topladığı taze kuvvetlerle bu isyanı bastırmaya muvaffak olan Sultan, Tiflis'ten başka bazı müstahkem kaleleri de ele geçirdi. Bu muvaffakiyetten sonra Bağdat halifesi Celleddin Harezmşah'a, Sultan, ünvanını tevcih etti. Kendisine itaatini arz eden Şam hükümdarı Melikol Muazzam İss Eyyib'in teşvikiyle Ahlatı kuşatan Cerletin, 14 Mayıs 1230'da kaleyi ele geçirmeye muvaffak oldu. Ancak kale müdafilerine ve halka şiddetli davranması, o zamana kadar bir İslam kahramanı sayılan Cerletin, Harezmşah'a karşı bir husumetin doğmasına sebep oldu. Anadolu'ya Mısır sultanları, onun kendi ülkelerine yürüme ihtimali karşısında kuvvetlerini toplayarak müttefik olmuşlardı. Bu haberi duyan sultan, Anadolu ve Suriye kuvvetlerinin birleşmesine mini olmak için harekete geçti ise de, geç kaldı. Erzincan yakınında Yassı Yaylası'nda, 10 Ağustos 1230, H628, Devuki bulan şiddetli muharebede büyük bir hezimete uğrayan Sultan Celleddin Harezmşah, sulha mecbur oldu. Moğollar, kendilerinin Orta inmesine mini olan tek engelin Celleddin Harezmşah olduğuna inanıyorlardı. Bu yüzden Yassı Çemen ve Türk hükümdarları arasındaki savaş devam ederken, Moğollar, kurultuylarında Harezmşah devletini yıkma kararı aldılar. Komutanlardan, Cermagun Noyan'ı mühim BRR kuvvetle Maveran Nehre gönderdiler. Bu haberi duyan Celleddin Harezmşah, civar hükümdarlara vaziyeti bildirip yardım istedi. Ancak onlar, Celleddin Harzemşah'a güvenmiyorlardı. Ayrıca Moğol tehlikesinin kendi ülkelerini saracak kadar genişleyeceğini tahmin edemiyorlardı. Sultana yardım elini uzatmadılar. Sultan Celleddin Harzemşah'ın mayeti ile El doğru ilerlediğini öğrenen Moğollar, onu takip ederek yollarına devam ettiler nihayet 1231 Ağustos'unda Dicle Köprüsü kenarında sabaha karşı düzenledikleri bir baskınla Celleddin Harezmşah'ın mahiyetinden bir kısmını öldürüp, askerini dağıttılar, öldürülmekten zor kurtulan Sultan Celleddin Harezmşah, Meyefarik'in civarına kaçıp Moğolların takibinden kurtulmak için sert dağlara saptı. Ancak göçebeler tarafından yakalanıp obaya getirildi. Celleddin Harezmşah, yakalayan göçebelerin reisine kendini tanıttı. Eğer Meyaforik'in ve El Cezire hükümdarı Melik Muzaffer Gazi'yi durumundan haberdar ederse çok mükafat vereceğini söyledi. Göçebelerin reisi aşiretini toplamak üzere ikametgahından ayrıldığı bir sırada, göçebelerden biri Ahlat'ta öldürülmüş olan kardeşinin intikamını almak için Celleddin Harezmşah'ı şehit etti. El Cezire hükümdarı Malik el Muzeffer Gazi, sultanın öldürüldüğünü öğrenince, onun cesedini Meyya getirtip defnettirdi. Bugün kabri belli değildir. Çok cesur ve kahramandı. Türk Bistim Tirihi'nin en bahadır ve şecat sahibi şahsiyetlerinden olan Celleddin Harezmişa, birçok harpleri hayatı pahasına kazandığı halde, idare ve siyaset bakımından zayıf olduğu için, bunlardan istifide edememiştir bütün meseleleri harp yolu ile halletmeye çalışması, düşmanlarını arttırmıştır. Buna rağmen Moğol saldırılarına ve Hristiyan Gürcülere karşı mücadele edebilen yegane ZT olması, ona gerek halk arasında ve gerek bütün şark edebiyatında büyük bir şöhret kazandırmıştır. Moğollar, yakın şarkı tamamen istili ettikten sonra, Celleddin Harezmşah'ın bütün hatalı tarafları unutulmuş ve kendisi, İslamiyet'in müdafi olarak büyük kahramanlar arasına dahil edilmiştir. İlmi ve ilim adamlarını sever ve gözetirdi. Bir gün kızdığı Tebriz Kadısı İzzeddin Kazvini'ye demiştir ki, alim olmanın şerefi ve ilmin itibarı olmasaydı, bu kılıç ile kafanı uçururdum. Ramazan'ın şerif ayında sarayına alim ve vaizleri toplar, onların vaaz ve nasihatlarını dinlerdi. Çok cesurdu. Savaşlarda mübarezeye yani toplu savaştan önce meydana çıkıp er isteyen düşmanları ile bizzat kendisi savaşırdı. Cüssesi küçük olmasına rağmen çok meşhur savaşçıları yenmişti.